YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Robot süpürgelerde çok sık karşılaşılan ve can sıkan bir problemle, hata ile karşınızdayım. Şu anda robot süpürgemiz bir hata verdi ve canlı canlı bunun çözümünü paylaşacağım sizlerle. Süpürgemiz lazer sensörü sıkıştı uyarısı veriyor. Uygulamaya da arkadaşlar ana fırça sıkıştı bildirimi gidiyor. Önce lazer sensörünü göstermek istiyorum. Bu turuncu kısım lazer sensörü arkadaşlar. Ve bu kısmı bu şekilde uyarı verdikten sonra elinizle yokladığınız zaman dönüyorsa aslında hata buradan değil. Her ne kadar lazer sensörü sıkıştı uyarısı veriyorsa da hatanın kaynağı çok basit ama kimse bilmiyor. Bakın arkadaşlar, bu şöyle lazer sensörümüzü size göstermek istiyorum. Şöyle parmağımla çeviriyorum. Evet, bakın burada lazerler gözüküyor. Bu normalde elinizle çevirdiğiniz zaman dönüyorsa hata buradan değildir. Her ne kadar lazer sensörü sıkıştı uyarısı veriyorsa da. Hatanın asıl kaynağı arkadaşlar çok basit. Şu anda süpürgeyi kapatıp ters çeviriyorum ve bunu göstereceğim size. Sorunun asıl kaynağı bu ana fırçamız arkadaşlar. Şu şekilde bunu kapağını çıkarıyoruz. Bunu zaten çıkarıp zaman zaman temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Kolayca çıkıyor bu parça. Görünürde hiçbir sıkıntı yok. Ama işte burada arkadaşlar gizli bir kapağımız daha var. Bunu açıyoruz. Ve burada dönmeyi sağlayan mekanik bir aksam var. Bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. İşte bunun dibine arkadaşlar çoğunlukla kıl, tüy ve halı ipi gibi parçalar sıkışıyor. Ve bunun dönmesini engellemiş oluyor. Fırça dönmeyince de tabii doğal olarak makinamız hata vermiş oluyor. Bazen bir süre çalışıp daha sonra da hata verebiliyor. Bununla da karşılaştık. Kürdanla temizleyemeyeceğim. Burada basit bir rulman var. Bunu hafifçe böyle bıçağın ucuyla veya elinizle çekip çıkarabilirsiniz. Bunu çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın arkasındaki yumağı görüyorsunuz. Bunu böyle çekip temizliyoruz. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Resmen yuva yapmış. Yani bunu zaman zaman temizlemek lazım. Temizlemeyince bu dibine birikiyor. Dediğim gibi çoğu kişi de bilmiyor bunu zaten. Halen de var. Onları da çıkarayım. Evet, bu rulman kapağının içine de birikmiş. Bunu da temizliyorum. Temizleme işlemimiz tamam. Şimdi içini de biraz silelim arkadaşlar. Herhangi bir kalıntı kalmasın. Bu fırçayla lazer sensörünün ne alakası var diyenlere de hemen şöyle kısa bir açıklama yapayım. Motorların hepsi birbirine bağlı arkadaşlar. Fırça yeterince dönmediği zaman lazer sensörümüz de dolayısıyla yeterince dönmemiş oluyor ve direkt o uyarıyı veriyor. Yani lazer sensörü sıkıştı uyarısını vermiş oluyor. Temizleme işlemi bitti. Şimdi rulmanı takıyorum. Rulmanı taktıktan sonra da üzerine kapağını bu şekilde takıyorum. Ve şöyle parmağımızla bir kontrol edelim. Bakın ne kadar kolay dönüyor arkadaşlar. Başta göstermedim aslında. Çok zor dönüyordu. Şimdi yerine takıyoruz bunu ve süpürgemizi deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım hata giderilmiş mi, giderilmemiş mi? Bu dış kapağını da takalım. Evet, gayet kolay bir şekilde dönüyor. Şimdi süpürgemizi çevirelim ve açıp deneyelim arkadaşlar. Şu anda süpürgeyi açtım. Açılıyor. Evet arkadaşlar, sonuç süper, harika. Süpürgemiz çalışıyor. Bunun için süpürgesini servise gönderenleri biliyorum ben. Aylarca süpürgesi yatanlar var. Ama aslında servislik bir durum yok. Ana fırçanın rulmanına sıkışmış kılları ve iplikleri vesaire temizliyoruz. Süpürgemiz mis gibi çalışıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.